Zeliha, Zehra ve Sevgi Doğan kardeşler, küçük yaşta başladıkları kickboks ve Muay Thai sporuyla hem ailelerinin hem de Türkiye'nin gururu oldular. Her biri kendi kilosunda önce Türkiye, sonra dünya şampiyonu oldu. Milli takımda Türkiye'yi temsil eden kardeşlerin en büyük mutluluğuysa Türk bayrağı karşısında İstiklal Marşı'nı okutarak dünyayı saygı duruşunda tutmak. Zeliha, Zehra ve Sevgi Doğan kardeşler Antalya'nın gururu. Küçük yaşta başladıkları kickboks ve Muay Thai sporunda gece gündüz disiplinli bir şekilde çalışan kardeşlerin boynu hem Türkiye şampiyonluğu hem de dünya şampiyonluklarından elde ettikleri madalyalarla dolu. Doğan kardeşler gönül verdikleri kickboks ve Muay Thai antrenmanlarını çoğu kez birlikte yapıyor ve karşılaşmalara birlikte hazırlanıyor. 23 yaşındaki milli genç sporcu 8 yaşında kickboksa kendisi gibi sporcu olan babasına özenerek başlamış. Bu özenme Zeliha Doğan'a çok sayıda madalya ve kupa kazandırarak Türkiye'nin milli gururu haline getirdi. Babam eski tekvandocuydu. Onun yönlendirmesiyle bu spora bağlanmış bulunmaktayım. Ve şimdiye kadar 17 kez Türkiye şampiyonluğum, bir kere dünya şampiyonluğum, bir kere dünya üçüncülüğüm, iki kez Avrupa şampiyonluğum var. Yıllardır milli takımda görev almaktayım. Bir sporcu olarak bayrağımızı dalgalandırıyorum. Bu benim için büyük bir gurur. İstiklal Marşımızı diğer ülkelerde dinletiyorum, hazır oldu bekletiyorum onları falan. Hani bu çok güzel anlatılması mümkün olmayan inanılmaz bir gurur yani benim için. Ablası gibi birçok madalyası bulunan ve en son kazandığı kupayla Türkiye'ye dönen Zehra Doğan, İtalya'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Kickboks'ta 2019'da Avrupa şampiyonu oldum genç bayanlarda 52 kiloda. Dünya üçüncülüğüm de var Muay Thai'de ve dünya şampiyonluğum da var. Bu sene bir ay sonra İtalya'ya gidiyorum büyük bayanlarda 48 kiloda. İnşallah tekrar aynı gururu yaşayacağım. Yani dünya şampiyonu olma hedefiyle gidiyorum. İtalya'dan kupayla dönmeyi hedefleyen Zehra Doğan, en küçük kardeşleri Sevgi Doğan'ın da kickboksta önemli dereceler elde ettiğini belirterek amacımız Türk bayrağını her karşılaşmada dalgalandırmak dedi. Sevgi Doğan, o da boks branşında Tohum Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kalıyor. Onun da dünya üçüncülüğü var Muay Thai'de. Şimdi boksta dünya şampiyonasına gitmişti. Derece maçında maalesef gitmişti maçı. Şu an Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor, o da büyük bayanlarda. Küçük yaşlardan bu yana kickboks yapan Doğan kardeşler aslında tüm kadınların bu sporu yaparak kendilerini korumayı öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Günümüz şartlarında her kadının, her kızın kendini koruması gerektiğini düşünüyorum. Bu zor şartlarda herkesin kendine ait bir özgüvene olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sokağa çıktığımızda acaba başımıza bir şey mi gelir, acaba biri beni takip mi eder? Bu korkuyu ben yaşamıyorum. Çünkü kendimi koruyabileceğimi biliyorum orada. Ve herkesin bu düşüncede olmasını istiyorum. Herkes o özgüvenle sokaklarda rahat bir şekilde yürümesini istiyorum.